7. Kent Araştırmaları Kongresi sürdürülebilir, yaşanabilir, erişilebilir konut ve yaşam çevrelerinin 3. son günündeyiz bugün. Ve günün son paralel oturumlarını gerçekleştiriyoruz bildiri sunuşlarının kapanıştan önce. Öncelikle programı düzenleyen ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ne ve Kent Araştırmaları Enstitüsü'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve burada bildiri sunuşlarını gerçekleştirecek olan hocalarımıza ve dinleyicilerimize hoş geldin demek istiyorum. Bugün 4 sunuşumuz olacak. Oturumumuzun ismi Mahallenin Dönüşen Anlamları ve Yeni Yaklaşımlar. Sürdürülebilir mahalle kavramlarını daha çok inceleyecek gibi görünüyor bildiri başlıklarına baktığım zaman. Vaktimiz çok yok. Çünkü 4 sunuşumuz olacak. Süreyi verimli kullanabilmek adına ben ilk sunuş sahibine aktarmak istiyorum. Fakat öncesinde bir hatırlatma yapmak isteyeceğim. 15 dakikalık bir süremiz var. Ben son 3 dakika kala hocalarım için de uygunsa sizleri uyarayım. O sürede de sonuçlarımızı toparlamaya çalışırız. Kalan son 15 dakikada da gelen sorularımız varsa onları yanıtlarız. Hem YouTube canlı yayın üzerinden hem belki bildiri sunuşları yapan hocalarımız birbirlerine aktarmış olurlar bazı bilgileri. Belki bizler birer soru üretiriz. İlk sunuşu Özge Uzun hocamız yapacak. Kapadokya Üniversitesi'nden. Çalışmayı Erdal Onur Diktaş, Dokuzey Üniversitesi'nden onunla birlikte hazırlamışlar. Modernizmle birlikte dönüşen mahalle algısı, Alsancak, İzmir. Hocam buyurun lütfen. Tamam, ekranı hocam, biz şu an bir Excel sayfası görüyoruz. Sanırım yanlış bir sayfa paylaştınız ama. Evet. Şimdi sunuşunuz geldi. Buyurun lütfen. Az önce bir internetimde bir problem olmuş da. Tamam, şimdi başlıyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben yüksek lisans öğrencisiyim. 9 Eylül Üniversitesi'nde, aynı zamanda Kapadokya Üniversitesi'nde de araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Şimdi size sunuşunu yapacağım çalışmayı tez danışmanım hocam Doçent Doktor Erdal Bulun Diktaş'la birlikte hazırladık. Bu çalışma benim yüksek lisans tezimin bir parçası şeklinde ortaya çıktı. Yüksek lisans tezimde yabancılaşma ve yere karşı hisseden aidiyet duygusuyla alakalı. Şimdi bu başlıkta modernizmle birlikte dönüşen mahalle algısı Alsancak İzmir örneği başlığıyla size bir mahallenin değişim sürecinde algısının da kentliler için yani mahalleliler için ne şekilde değiştiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle çalışmamın amacı modern dönemde merkezileşen mahallelerin yani bir mahalle kimliğinden kent merkezi haline gelen mahallelerin değişen kimliğiyle birlikte bu mahalleye karşı dönüşen algının ne şekilde değiştiğini araştırmak. Bunun için yaptığımız literatür çalışmasında öncelikle karşımıza modernleşme kavramı çok fazla çıkıyor. Bu modernleşmeden kısaca bahsetmek isterim o yüzden. Modernleşme en kabul edilen tanımıyla Rönesans'ın bitimi yani 17. yüzyılın sonunda bilim ve tekniğin gelişmesiyle başlayan bir süreç. Bu süreç içinde bilim ve teknik gelişince çok hızlı bir dönüşüm sürecine giriyor yaşam. Yani yaşamın her alanında bir değişim, dönüşüm başlıyor. Bu değişimden kentler de tabii ki etkileniyor. Yalnız kentlerin etkisi sadece fiziksel alanla sınırlı kalmıyor. Fiziksel değişim sosyal ve kültürel olarak da değiştiriyor kentleri. Hem kenti değiştiriyor aslında hem de kente karşı algıyı değiştiriyor. Bu açıdan bizim ele aldığımız örnek, yani Alsancak örneği modernleşme ve değişen kimliği açısından ele aldık. Bunun literatürdeki karşılıklarından yola çıkarak çalışmayı anlatacağım. O yüzden biraz modernleşme, kent ve kimlikle ilgili anahtar kavramlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu konuda en çok çalışan hepimizin bildiği Lefebvre'nin mekan deneyimi kavramı var. Diyor ki toplum hem mekandan etkilenip deneyim olarak
Hem de mekan toplumun deneyimini etkiler. Yani bu karşılıklı bir ilişki içindedir. O yüzden biz mekanı yalnızca fiziksel olarak ele alamayız. İkinci olarak yerinde nedeninde duygusu var. Burada da Marshall Berman'ın söylediğine göre modernleşme en genel tanımıyla herkesin yerinden edindiği bir süreçtir diyor. Yani biz o kadar hızlı bir değişim dönüşüm sürecine giriyoruz ki hiçbir yerde yer edinemeden sürekli bir yer değişme, yerinden edinme halindeyiz. Arda Mılhar ve bunu biraz daha toplumsal aidiyetle ilişkilendirerek ele alıyor. Ve modernite toplumun bir anlamda nereye ait olduğunu sürekli sorgulamaya ittiğini söylüyor. Sosyolog olarak bildiğimiz Antoni Gibbons da yine aynı şekilde modernleşmenin aidiyet eksikliğiyle bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Bütün bunlar yaşanırken yani modernleşme toplumu ve kenti çok çeşitlendirirken bir taraftan çok farklılıkları bir arada topluyor. Ama Adorno'nun da söylediğine göre artık biz bu farklılıkların içinde farklı olanı benimsemekten çok uzağız. Yani farklı olanı ötekileştirmek sürecindeyiz aslında. Ve bütün bunlar yani modernleşme, kent, kimlik ve algı biraz da için içinde yabancılaşma gelince genel olarak literatür şundan bahsediyor. Modernleşme bizi yersiz, yurtsuz bıraktı. Yani bu değişim dönüşüm süreci asla fiziksel bir değişimle sınırlı kalmadı. Bu bizim kente, mahalleye ya da her nereye demek isterseniz bir mekana karşı algımızı da değiştirdiklerini söylüyor. Daha sonra modernleşme benlik literatüründe üç farklı kavrama yöneltti. Bunlar yer, mekan ve çevre kavramları. Bu üç mekan arasında en fiziksel olarak tanımlanabilir olan yani somut olan kavram mekan. Onun dışında yer ve çevre çok daha somut kavramlar. Daha çok aidiyet ve algılanabilirlikle alakalılar. Ben çalışmamda Alsancak Mahallesi'nin bir mekan olarak algısını ve yer edinme ya da yerleşme duygusunu ele almak için bu üç kavram arasındaki ilişkiyi inceledim. Bu çalışmada yöntemim içerik analizi yöntemi. İçerik analizinde de çalışmanın asıl amacı olan bir mahalleye karşı değişen algıyı ölçmek olduğu için asıl amacımız. Şöyle bir yöntem izledik. Alsancak Mahallesi'nde hayatlarının bir bölümünü geçirmiş olan dört farklı yazara ait kitabı önce ele aldık. Bu yazarlar hemen hemen hepsi aynı dönemlerde Alsancak'ta yaşamış. Ama Alsancak'ın çok farklı bir kültürel yapısı var. Yani aslında önce biraz Alsancak'tan bahsetmem gerekir. Biraz da şey mahalleyi anlatayım öncelikle. Şöyle İzmir'in Konak ilçesinde bir mahalle şu anda kentin merkezi konumunda. 1900'lerin başından itibaren de yabancıların sürekli buraya göç etmesiyle kozmopolit bir mahalle halini alıyor. Burada açılan bir tren istasyonu, Alsancak tren istasyonu yabancı yatırımcıları bu noktaya çekiyor. Ve Levanten olarak bildiğimiz yani Osmanlı döneminde dışarıdan gelen, daha çok Batı ülkelerinden gelen tüccarların buraya yerleşmesiyle Alsancak Mahallesi İngilizlerin, işte Rumların, Ermenilerin, Almanların, Fransız, İtalyanların, aynı zamanda Türklerin birlikte yaşadığı bir mahalle haline geliyor. Şimdi bu kozmopolit mahallenin içine bir de modernleşme ve hızlı bir süreç girince sürekli değişen, dönüşen bir şey oluyor. Yani kimlik de değişiyor, mahalleye karşı algı da değişiyor. Böyle bir mahalleden bahsediyorum. İçerik analizine geri döneyim. İçerik analizinde bahsettiğim gibi bu mahallede hayatlarının belli bir bölümünü geçirmiş dört tane yazar var. Bu yazarlar akademik çalışmalar gibi değil, tamamen kendi yaşamlarını, anılarını anlatmışlar. Bu yazarların ele aldığımız dokümanlarını öncelikle içerik analizinin kademeler, yani adımlarına göre ele aldık. İlk önce dokümanları tespit ettik. Bunları az sonra açıklayacağım hangi dokümanlar olduğunu. Bu dokümanlardaki metinleri belli kavramlara göre kodladık. Daha sonra yaptığımız kodları üst başlıklarda kategoriler haline getirdik. Elde ettiğimiz tüm verileri düzenledik. Verileri NextQL programıyla analiz ettik ve raporladık. Şimdi ilk başta bu bahsettiğim dört kitaptan bahsedeyim. Hepsi aynı yayın evinin birbirine yakın zamanlarda çıkarttığı dört tane kitap. Asal, Baltezi, Berent ve Otan. Hepsi Alsancak'ta yaşamışlar. Alex Baltezi, Levanten bir aileden gelen, yani İtalyan kökenli bir kişi ve 17. yüzyıldan itibaren burada yaşıyor.
O yüzden onun anlattığı yaşam ve diğerlerinin anlattığı yaşam biraz daha farklılaşıyor. Dokümanlarımda şöyle bir şey tespit ettim. İçeriklerini okuduğum zaman Asal ve Baltınzin'in Alzheimer'a ait anlattığı hikayeler birbirlerine çok benzer. Ama Berent ve Ota'nın anlattığı hikayeler aynı mahalle olmasına rağmen birbirlerinden tamamen farklı. Yani bu iki grup, dört yazarı iki ayrı gruba topladığında birbirinden tamamen farklı ama aynı mahalleyi anlatan yazarlarla karşılaşıyorum. Ardından bu dört ayrı metni belli şeylere göre kodladım. Bu kodlamalardan ilki aidiyet hissi. Çünkü zaten ben buraya karşı değişen algıyı ölçmeye çalışıyorum. Her kodladığım, yani her bulduğum kod için metinde bununla ilgili olan cümleleri işaretledim. Çok fazla cümle var. Her birini buraya yazmamak için ben yalnızca belli başlı örneklerimi verdim. Bunlardan az önce söylediğim şekilde iki ayrı gruba şey yaptım, ayırdığım için her kod için şey yaptım. İki tane gruptan birer tane örnek, yani aradaki farkı görebilmek adına böyle örnek cümlelerle açıkladım. Öncelikle aidiyet hissi her iki grubun yazarlarında da ailelerinin yaşadığı yere karşı farklı bir his beslediklerini, ailelerin orada daha önce yaşamış olmalarını, mekana karşı hislerini, algılarını ve aidiyetlerini değiştirdiklerini görüyoruz. İkinci olarak bu mahallenin sokaklarını daha önce oradaki işlevlere ya da orada yaşayan kişilere göre isimlendirdiğini söylüyor yazarlar. Ancak belli bir yıldan sonra, 60'lı 70'li yıllardan sonra sokaklara numara verilince sokağın isminin değişmesini oraya karşı hisseden aidiyet duygusunu ya da algıyı yine değiştirdiğini söylüyorlar. Ardından mahallenin geçirdiği değişim sürecinde en çok öne çıkan şey Alsancak Mahallesi eski bir Rum mahallesi olduğu için cumbalı evleriyle meşhur. Ve bu evler bir süre sonra yıkılmak zorunda kalıyor. Yani bir kısmı korunuyor, aslında büyük bir kısmı korunuyor ama bir kısmı da eskidiği için ve artık onarılamaz hale geldiği için evler yıkılıp yerine apartmanlar dikiliyor. Yazarların doğru da bundan bahsedip bu mahallenin silüetini değiştirdiğini, dolayısıyla oraya karşı algıyı da değiştirdiğini ifade ediyorlar. Ardından sokaklara baktım. Mahallenin tüm sokaklarına, yani daha doğrusu kitaplarda geçen tüm sokaklara tek tek baktım. Aynı sokaklar için neler söylenmiş şeklinde. Burada benim gördüğüm, mesela Kıbrıs Şehitleri Caddesi, bu mahallenin en ana caddesi, yani en çok bilinen caddesi. Yalnız iki farklı yazar bunu iki farklı şekilde yorumluyor. Bir tanesi diyor ki burada hani atın nabzı atar, biz orada eğleniriz. Diğeri diyor ki bizim küçük küçük evlerimizin olduğu gibi acaba hani orada da işte yani kekik, tütün fabrikaları bulunur, bizim küçük evlerimiz bulunur derken aslında orada hiçbir eğlenceden bahsetmiyor. Yalnızca orada normal bir şekilde yaşadığını söylüyor. Ardından yapılara baktım. Yapılarda iki farklı şey dikkatimi çekti. Her dört yazar da burada doğmuş büyümüş. İki ayrı gruptan Baltazi doğduğu evi şu şekilde anlatıyor. Az önce bahsettiğim ana caddeye bakan büyükçe balkon olan bir cumbalı ev olarak bahsediyor. Ama Orhan Berant da diyor ki benim doğduğum ev 1479. sokaktadır. Bu mahalle deniz seviyesinde bir semtte olduğu için her zaman rutubet olur. Evi de çok fazla anlatmaya gerek yok. Dört duvar işte şeklinde anlatıyor. Aslında bahsedilen sokaklar birbirine çok yakın. Yani Berent'in doğduğu sokak 1479. sokak. Baltazi'nin doğduğu sokak da 1482. sokak. Aralarında 3-4 sokaklık bir mesafe var. Ama bambaşka hikayeyi anlatıyorlar yine. Ardından bu kadar genel olarak hep farklı, yani ayırdığım iki grubun yazarları birbirinden çok farklı şeyler anlatmasına rağmen ortak olarak yaz sinemalarından bahsediyorlar. Her dört yazar da yürüme mesafesinde yazlık sinemaların olduğu, bunun çok eğlenceli olduğu ve yaz akşamlarını gerçekten çok eğlenceli hale getirdiğini, nerede çalışırlarsa çalışsınlar tüm yorgunluklarını orada attıklarından bahsediyorlar. Yani bu kod tüm yazarlar için ve yani yazarlardan yola çıkarak oradaki tüm hayatlar için ortak bir kod haline geliyor dolayısıyla.
Daha sonra mahalle sakinlerine baktım. Mahalle sakinlerinden kastım yazarların hem kendi aileleri hem de komşularını tasvir etme şekillerine baktım. Burada da şunu görüyorum. Özellikle Baltezi ve Asma daha çok farklı kültürlerden, farklı milletlerden aileleri anlatıyorlar. Çok kozmopolitan bir aile yapısından ya da yaşamdan bahsediyorlar. Farklı ülkelere gidiyorlar. Farklı ülkelerden insanlarla evlenip akrabalık ilişkileri kuruyorlar. Ama yine aynı mahallede diğer iki yazarın anlattıkları zaten bu mahalledeyse mutlaka bu mahalleden biriyle evlenir ve dışarıya da çok da gidilmez zaten gibi anlatılıyor o da. Hem kendilerini hem de komşularını. Ardından bu mahalle çok fazla sesli olmasıyla da çok imgelenmiş. Yani sürekli mahallede durdukları, hatırladıkları seslerden bahsediyor yazarlar. Yine iki ayrı grupta ortaya çıkan bir şey var. Birinci grupta hep müzikten, şarkılardan bahsederken onlar daha kemandan, piyanodan ya da bir müzik kültüründen bahsederken ikinci grubun yazarları özellikle Roman ailelerinin iç içe oldukları için darbukadan, işte davuldan, zurnadan bahsediyorlar. Son olarak da yine mahalle renklerle ve kokularla çok fazla imgelenmiş. O yüzden ben de bunu bir kod olarak aldım. Renkler genel olarak mahallenin çok çiçekli bir mahalle olmasıyla örtüşmüş. Hem evlerin balkonlarında hem mahallenin sokaklarında çiçekler ve çiçeklerin verdiği renklerden, kokulardan bahsediliyor. Ama koku şöyle ayrışıyor. Bir grup yazarda yani ilk gruptaki iki yazarda kokular genelde güzel kokular, çiçeklerin kokuları iken ikinci grup yazarda Silimandan gelen kokular, fabrikaların kokuları daha çok böyle bir işçi ailesini tasvir ettiği şekilde anlaşılıyor. Daha sonra bu bahsettiğim dört kodu literatürden aldım. Yani modernleşme ve kent arasındaki ilişkiyi kurmak için kullandım. Yer, mekan ve çevre kavramlarının altına yerleştirdim. İçerik analizinde bu durum her iki şekilde de yapılıyor. Yani kodları oluşturup üzerlerine bütün birlikte grupladığınız kodlar için ortak yani hepsini kapsayacak bir başlık buluyorsunuz. Veya literatürden aldığınız başlığa uygun kodları yerleştiriyorsunuz. Ben ikinciyi seçtim ki literatürüm de uyumlu olsun. Hem de anlatmak istediğim şeyi daha rahat anlatabileyim diye. Yer kavramı, yersizlik, yoksulluktan bahsetmiştim biraz. O yüzden bunun altına aidiyet, mahalle ve sokak isimleri ve kentin geçirdiği değişim süreciyle kodladığım tüm cümleleri aldım. Mekan için sokaklar, yapılar ve kentsel ortak mekanları aldım. Çevre için de mahalle sakinlerinin sesi, kokuyu ve rengi alıp tüm bunları Mixgrave programında karşılaştırdım. Aldığım ve topladığım tüm verilerin işlenebilir hale gelmesi için düzenlenmesi gerekiyordu. Çünkü bazen bazı yazarlar aynı sokaklardan farklı şekillerde bahsetmişler. Dolayısıyla ben bunları bir şekilde eşitlemezsem bir sokak için daha eksik bilgi almış oluyorum. Sokakları eşitledim öncelikle. Daha sonra çalıştığım mahalledeki bahsedilen yerlerin fotoğraflarını çektim ve bu yerlere kendim de gidip bakmaya çalıştım. En çok bahsedilen yerlerden bir tanesi Alsancak-Trengarı. Tüm yazarlarda var. Zaten Alsancak-Trengarı'nın yani istasyonun burada açılmasıyla az önce bahsettiğim Leventenler buraya geliyor ve mahallenin tarihi değişiyor bir açıdan. Bu yüzden önemli. İkinci olarak kiliseler var. Bu tarafta yani Alsancak tarafında çok fazla kilise var. Çünkü buranın halkı da genel olarak Hristiyan. Bir taraftan sürekli bahsedilen sokaklar var. Bazı sokaklardan daha az bahsedilirken bazı sokaklardan çok daha fazla bahsediliyor. Bornova sokak da onlardan bir tanesi. Alsancak Garı'ndan Rıhtım'a doğru giderken o arada şurada da konumu gösterdiğim yerde. Kıbrıs Şehitleri Caddesi az önce bahsettiğim buradaki en yoğun cadde. Bir de Sevgi Yolu diye bir yer var. Burası da yine çok bilinen bir yer. Aslında çok fazla konum ve fotoğraf var. Yani uzun üstünde mekan ve sokak var ama her birini tek tek anlatmak ve konumlarını göstermek zor olduğundan ben burada böyle kısaca altı fotoğrafla açıkladım. Yani. Daha sonra asıl Alsancak Mahallesi olarak bahsettiğim yer aslında şu sarıyla çizdiğim yer. Hızlıca toparlamamız gerekecek. Tamam. Burada da yazarların kitaplarından aldım ve onları işaretledim. Şurayı şöyle göstereyim. Bahsettiğim programla elde ettiğim verilerin analizlerini yaptım.
Öncelikle burada şunu çok net görüyorum. Alex Baltezi çok fazla Özge mekan kovuyor. hocam, çok hızlıca toparlamamız gerekecek, süreyi aşmamak adına çok affedersiniz, bölüyorum sizi. Tamam, hemen toparlayayım. Alex Baltezi'de şunu görüyorum. Çok fazla mekan kodlaması yapmış ve bu mekanları çok ayrıntılı olarak anlatmış. Dolayısıyla onun yere karşı yani aidiyet puanında o puan yani puan olarak aldığım kodlama da daha yüksek çıktı. Çevreye karşı olan algısı da daha yüksek çıktı. Buradan şunu görüyorum. Mekana karşı ne kadar çok ayrıntıya sahipse bir kişi yer ve çevre olarak da yani algı olarak da o kadar yüksek oluyor. İkincisi bu az önce bahsettiğim iki ayrı gruptaki yazarların kodlarını karşılaştırdım birbirleriyle. Yer için aldığım üç kodu da her iki yazar grupta yani dört yazar da karşılıyor. Bunlara ait cümlelerim var içinde. Şuradan mekanlarda sokakları karşılaştırdığımda şöyle bir şey görüyorum. İki yazar grubunun ortak olarak bahsettiği yani şu ortada gördüğümüz Atatürk Caddesi ile başlayan sokaklar Alsancak Mahallesi'nin en çok kullanılan ana caddeleri. Ama onun dışında kalan ara sokaklarda herkes kendi yaşantısını yaşamış. Yani birbirlerinin yaşamlarını çok da karışmamışlar aslında. Bunu gördüm burada. Yapılarda da yine aynı şekilde ortak olarak kullanılan yerler var. Bir de birbirlerine hiç karışmadıkları, gitmedikleri yerler var. Yine ikinci grup yani Asal ve Baltazi'nin yazılarında daha biraz daha lüks olan yerlere Berent ve Ota'nın yani işçi ailesi grubunun çok da gitmediğini görüyorum. Burada belli bir kodlama sayısı olduğu için vermemiş ama Berent ve Ota'nda da fabrikalar, tekel, teriş gibi şeyler daha çok. Yani işletmeler, fabrikalar orada daha çok anlatılmış. Onlar da Asal ve Baltazi'de yok. Onun dışında bahsettiğim bu ortak mekanlarda yine çok bilinen sinemalar ortak, daha az bilinen sinemalarda herkes kendine ayrılan yere gitmiş gibi yorumlayabiliriz. Çevre için ilk önce mahalle sakinlerine bakıp hem kendi ailelerini hem komşularını nasıl yorumluyorlar diye bakmıştım. Burada şunu görüyorum. Çok bilinen aile tipleri yani benim de az önce bahsettiğim Levantenler ve diğer aileler, diğer milletlerden olan aileler her iki yazar grubunda ortak. Ama Asal ve Baltezi kendi çevresindeki aileleri de asil köklü olarak anlatıyor. Bunlara Berent ve Otan'da hiç rastlamadım. Onlar da çevresindeki Roman ailelerinden bahsediyor. Bunlara da diğer grup yazarlar hiç rastlamadım. İkinci olarak çevrede sesten bahsetmiştim. Az önce de söylediğim gibi davullar, şarkılar ortak. Ama Asal ve Baltezi'de daha çok müzik kültürü, piyanodan, kemandan bahsederken Berent ve Otan'da darbukalardan daha çok bahsediliyor. Yani yine farklılaşıyor. Kokularda da ortak olan çiçek kokusu, fabrikaların olduğu bir yer olduğu için, yani şu an işlemiyor ama eskiden varmış. Fabrikalardan gelen kokular, renk olarak gökyüzünün sürekli değişen renginden bahsediyor. Ayrışan şeylerden de mesela Berent ve Otan'dan balık kokuları, yemek kokuları, kömürler, çöp kokularından bahsediliyor. Ama diğer tarafta bunlardan hiç bahsedilmiyor. Sonuç olarak modernleşme ve mahalle algısı arasında literatürden aldığım yer, mekan ve çevre kavramlarını kullanarak bir bağ kurmaya çalıştım. Buradan da yaptığım analizlerden şunu görüyorum ki mekana karşı ne kadar farkındalık geliştirmişse bir kişi, yani mekanı ne kadar ayrıntılı olarak tasvir ediyorsa o yere karşı o kadar bir aidiyet duygusu geliştirir ve çevresel algısı da o kadar yüksek diyebiliyorum. Diğer taraftan mekanların anılarda yer etme oranı düştükçe yani çok da fazla bahsedilmedikçe çevresel olarak algılanması da düşüyor. Yani bu da mekanın geçirdiği değişim sürecini ki modernleşme bu değişim sürecini çok hızlandırıyor. Algılanabilirliğini de düşürdüğünü gösteriyor. Alsancak özelinde bakarsan diğer üç maddede 1860'lara kadar çok kültürlü bir mahalle olarak anlatılıyor. Ama özellikle 1960'lardan sonra da bu mahalle kültürü yok olup onun yerine bir kent merkezi kimliği ortaya çıkıyor. Zaten benim başlığımı da aldığım konuda modernleşmeyle birlikte değişiyor. Burada da modernleşmenin kimliği değiştirdiği, algıyı da zayıflattığı görülüyor aslında. Daha önce yine çok kültürlüyken bu kültür çeşitliliği bir birlik içinde anlatılmış. Ama şu anda yani kent merkezi kimliği içinde aslında modernleşme o çok kültürlü bir ayrışma aracına çevirmiş. Yani yazarların anlattığından, benim anlattığımda bu. Daha sonra şunu görüyorum ki Alsancak'ta bazı Hocam mekanların son 30 değişimi saniyede toparlayabilirsek. tamam son söylediğimizde
Bazı mekanların değişimi ilk başta benim bahsettiğim yer olma duygusunu da kaybediyor. Yani bir yersiz mekana dönüşüyor. Aslında tarihi mekanlar bile değişimle dönüşümle yersizleşmenin bir aracı haline geliyor. Benim sunumum bu kadar. Sanırım süremin de sonuna geldim zaten. Özge Hocam çok teşekkür ediyoruz. Max Kudo'yu böyle bir çalışmada kullanmak çok verimli. Bizler de bazen benzer çalışmalarda kullanıyoruz. Çok ilginç bir çalışma. Çeşitli sosyologların modernizm ve mekan ilişkisine olan yaklaşımlarını paylaştı bizimle ilk olarak ve aslında mekansal hafızanın fiziksel müdahalelerle nasıl değiştiğini de oldukça iyi bir şekilde aktardınız. Farklı yazarların ortak mekan paylaşımları üzerinden. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevabı en son alırız dediğim gibi. Bir sonraki çalışmamıza geçebiliriz. Bir sonraki çalışma mahalle kavramı ve kavramın mahalle konsepti projeler üzerinden değerlendirmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Merve Tutkun, Beliz Büşra Şahin, Ece Varol ve Ahmet Melih Öksüz'ün hazırladığı bir araştırma ve Merve Tutkun hocamız sunuş yapacaklar. Merve hocam, buyurun, mikrofon sizin. Çok teşekkür ederim. Hemen paylaşıyorum ekranımı. Sanırım geldi. Bir sorun var mı görüntüde? Gayet iyi. Bizim çalışmamız mahalle kavramı ve kavramlı mahalle konseptli projeler üzerinden değerlendirilmesi. Sonumuzda giriş kısmımız amaç ve araştırma sorularımız, yöntemimiz, analizlerimiz ve sonuç kısmından oluşmakta. Öncelikle konut talebindeki artışla bir giriş yapmak istiyorum. Kentlerde yaşanan nüfus artışı, göç hareketleri, aile yapısındaki değişiklikler, bireysel barınma eğilimleri, kira maliyetlerinin artması, sosyal ve kültürel gelişmeler ile yatırım amaçlı kullanım gibi faktörler konut talebinde artışa neden olmakta. Yaşanan gelişmelerle birlikte artan bu konut talebine cevap olarak günümüzde hızla konut üretilmektedir. Günümüzde konut üretim biçimlerinin de ağırlıklı olarak geleneksel mahalle ortamından kopuk, daha çok kent çeperlerinde ve daha dışa kapalı büyük ölçekli konut üretimine yöneldiği görülmektedir. Bu üretimle beraber kendi içinde daha homojen ve kentten kopuk yaşam alanları oluşturulmaktadır. Yaşanan süreçler konut üretimini değiştirdiği gibi bireylerin de yaşama dair beklentilerini de değişime uğratmakta. Bireyler artık bir barınma ihtiyaçlarının yanında hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı, daha sağlıklı, daha kaliteli alanlarda yaşam sürmek istemektedirler. Bu bağlamda gelişim gösteren büyük ölçekli konut projeleri yüksek standartlara sahip yaşam alanı sunarken bireylerin de daha ayrıcalıklı ve özel hissetme beklentisine de cevap verecek bir şekilde gelişim göstermektedirler. Bu özellikler kullanıcılar tarafından tercih edilse de dikey büyümeyle gerçekleşen aidiyet duygusundaki azalma, yalnızlaşma, sosyal ilişkilerde yaşanan sorunlar gibi sebeplerle son zamanlarda konut üretiminde farklı bir arayışa girildiği de görülmektedir. Son dönemlerde konut sektöründe sıkça mahalle konsepti vurgusu yapıldığı görülmektedir. Üretim yaklaşımı olarak mahalle konseptini benimseyen konut projeleriyle sosyal beklentileri karşılayan, değişik gelir grubundan insanların kaynaşacağı, semt sakinleriyle esnafın iç içe olduğu bir şehirleşme hedeflenmekte. Böylelikle bu süreçle birlikte mahalle kültürünün tekrar hayata geçmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Görüldüğü üzere artık geniş kapsamlı, büyük ölçekli konut projelerinde geleneksel mahalle olgularının arandığı, mahalle ortamının yeniden canlandırılmaya çalışıldığı bir döneme girildiği söylenebilir. Geleneksel mahalle anlayışının ve mahalle ilgili kavramların günümüz ihtiyaçları doğrultusunda tekrar değerlendirilmesinin önemli bir konu olduğu düşünülmekte. Bu bağlamda çalışmanın amacı bir zamanlar terk edilen mahalle olgusunun tekrar canlandırılmaya çalışılmasının nedenlerini ortaya koyma ve bu konunun mahalle konseptli projelerde nasıl ele alındığının irdelenmesinden oluşmaktadır.
Araştırma kapsamında bir takım sorular sorularak vurgu noktaları oluşturulmaya çalışıyor. Düşünmeye teşvik etmek istiyoruz. Çalışma kapsamında bir takım sorular sorulmakta ve bu sorular üzerinden vurgular yapılarak konunun tartışılması hedeflenmekte. Bu sorular şu şekilde sıralanıyor. Mahalle konsepti nedir? Bu konseptin ne gibi öğeler bulunmakta ve bu öğelerden hangileri bildiğimiz mahalleyle ölçüşmekte? Mahalle konseptli projeler neden üretilmekte ve neden ön plana çıkmaya başladı? Bu büyüklükteki projelerin çevrelerine katkıları nelerdir? Mahalle özünde bir kimlik olgusu içerirken farklı alanlarda birbirine çok benzeyen, kimlik olarak farklılaşmayan yapı kompleksleri için mahalle kavramı kullanılabilir mi? Mahalle gelir düzeyi bakımından bir heterojenlik çeşitlilik anlamı kapsarken daha homojen bir yapıda bulunan konsept projeleri bu doğrultuda değerlendirmek ne kadar mümkündür gibi bir takım araştırma sorularımız da mevcut. Toplumun belleğinde önemli bir yere sahip olan mahalle ile ilgili çeşitli tanımlar ve yaklaşımlar bulunmakta. Fiziksel açıdan yaşayanların günlük ihtiyaçlarını yürüme mesafesinde trafik stresi olmadan karşılayabildiği, içerisinde ibadethane, eğitim birimleri, oyun parkı, yeşil alan, bakkal gibi unsurları barındıran, sosyal ilişkilerin, yardımlaşma ve dayanışmanın, ortak üretimin, tanınırlığın, insanlar arasında sevgi ve saygının yüksek olduğu en temel yerleşim birimi olarak tanımlanabilir. Sosyal açıdan da komşuluk ilişkilerini olanak sağlayan bir zon, yaşayan bir organizma olarak tanımlanabilir. Arif bu Anadolu coğrafyasında mahallenin birbirini tanıyan ve belirli ölçülerde birbirlerinin davranışlarından sorumlu ve dayanışma anlayışıyla bir arada yaşayan insanlardan oluştuğuna dikkat çekmekte. Park yüz yüze iletişimin aslında mahalle tanımının temeli olduğunu vurgulamakta. Bu doğrultuda mahalle aidiyetinin oluşması için mahalledeki bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunmaları, en azından tanıdıklık hissi için karşılaşmaları gerekmektedir. Çalışmanın yönteminde literatür taramasından ve karşılaştırmalı bir analizden faydalanıyoruz. Bu bağlamda literatür taraması ile mahalle kavramı ele alınmakta. Çalışmanın devamında ise mahalle konsepti kavramıyla konut projelerinin birbirleriyle ve mahalle kavramıyla karşılaştırılmasından oluşmakta. Çalışmada incelenecek olan 6 adet mahalle konseptli konut projesinin nasıl bir mahalle ortamı oluşturduğu incelenerek değerlendirilmiştir. Bu bağlamda seçilen konut projeleri yansıdığı görüldüğü üzere İstanbul'da bulunuyor bunların hepsi. Alyamarin, ANED, Pastel, Suryapı Mahalle, Büyükyalı İstanbul, Nurol Park ve Estonşehir mahalle örneklerinden oluşmakta. Bu tabloda projelerin genel özelliklerinden biraz bahsettim. Projelerin genel özelliklerinde kent içindeki konumu, yerleşim alanlarının boyutu, kat yüksekliği, blok yükseklikleri, yaşayan nüfus ile bağlantı kurabileceğimiz daire sayısı, işte oda sayılarındaki değişimler, bu tarz başlıklar kapsamında inceledik. Bu bağlamda kat yüksekliklerinin 3 ila 40 arasında değiştiği, blok sayısının 6'dan 41'e çıktığı, yaşayan nüfus bakımından daire sayılarının 64 ile 1540 arasında, daire metrekarelerinin 60 ile 545 arasında, daire tiplerinin de 1 artı 1'den 6 artı 2'ye varan bir aralıkta değişkenlik gösterdiği görülmekte. Bunun yanı sıra ticari birimler bazı projelerde hiç bulunmamakla beraber, bazı projelerde ise günlük bir ticaret bulunmakta, bazı projelerde ise büyük ölçekli AVM projelerine kadar değişen bir skalada yer aldığı görülmekte. Bu analizler içinde dikkat çeken bir nokta da konsept projelerin tamamında ortak olarak 7-24 bir güvenlik biriminin bulunması ve çoğu yapı kompleksinin çevresinden sınırlayıcı duvarlarla koparılmış olması. Bu da aslında mahalle kavramıyla çelişen bir durum. Ayrıca yapılan piyasa araştırması ile konut fiyatlarının üst gelir seviyesinde kullanıcılara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Burada gördüğümüz rakamlar en düşük metrekare için verilen rakamlar yani. Yanda gördüğünüz resimler sırasıyla Alyamarin, Nurol Park ve Suryapı İstanbul. Burada bu projelerde yer alan birimlerde ortak olanlar ve farklılaşan özellikleri vurguladım.
İncelenen projeler kapsamında çocuk oyun alanlarının, açık yüzme havuzunun, sauna ve spor salonunun, otoparkın ve kafe ve sosyal tesis gibi tesislerin projelerin tamamında ortak olarak bulunduğu görülmekte. Diğer birimler ise tabloda projelerde bulunma sıklığına göre sırasıyla verilmiştir. Yani burada mesela restoran bazı projelerde yok, kapalı yüzme havuzu yok, sinema, etkinlik alanları azalmakta. Günlük ihtiyaca yönelik ticaret, bisiklet parkuru, süs havuzları, bazı projelerde güneşlenme terasları bulunmakta, bazı projelerde organik semt pazarı, kültür sanat merkezini barındırmakta. Bu gibi birimler farklılık yaratmakta. Bir de projelerin tanıtımlarından tespit edilen vurgu noktaları. Bunları da böyle kendi içinde analiz etmeye çalıştım. Burada da incelenen projelerin tanıtımlarından tespit edilen ortak vurgu noktalarında ise farklı konut tiplerinin varlığı, komşuluk kültürünün yaşatılması, sosyalleşme imkanlarının bulunması, sporu yaşamın içine entegre etme çabası olduğu görülmekte. Bunun dışında vurgu noktaları yine tablo 4'te azalarak verildi. Bu bağlamda açık havada dinlenme, sosyalleşme, vakit geçirmek için tasarlanan avlular, teraslar, meydan gibi kurguların yer aldığı görülmekte. Yine az katlı, insan ölçeği, sıcak ortam, özlenen mahalle, modern zaman konforuyla geçmiş değerlerin korunması, her kesim ve sosyal gruptan kullanıcıya hitap etme, çeşitlilik, yürüme mesafesinde erişim, günlük alışveriş, mahremiyet ve doğal havalandırma, balkon, sokakta oynayan çocuk kavramlarının oldukça vurgulandığı söylenebilir. Bu vurguların dışında alışveriş sokağı, şehrin içinde ama şehirden kopuk, huzurlu ve sakin ortamlar, zeminüstü araç trafiğinin azaltılması, sağlıklı yaşam sunma, tarihi ve kültürel mirası saygılı durma gibi vurgu noktaları da bazı projelerde yer almakta. Sonuç olarak mahalle konseptli konut projelerinin kapsamında geleneksel anlamda mahalle kurgusundaki eksiklikler olsa da mahalle kavramını yeniden hayata geçirme arzusunun olumlu bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Oluşturulan farklı tipleriyle çeşitlilik yaratma, sosyalleşme imkan sağlayan avlu, yarı açık mekan ve benzeri kurgular, komşuluk kültürüne yapılan vurgular bu bağlamda olumlu görülmekte. Bunun yanında daha sürdürülebilir bir gelişim için konut projelerinin sadece sınırladığı alan Hocam, son içerisinde 3 dakikamız. Efendim? Son 3 dakikamız. Hemen bitiriyorum. Bunun yanında daha sürdürülebilir bir gelişim için konut projelerinin sadece sınırladığı alan içerisinde değil, bu konut alanlarının etkileşim alanlarına da olumlu anlamda katkıda bulunarak gelişim göstermesi beklenmekte. Ayrıca küçük ölçekli işletmelerin tasarımlarda yer alıp bu işletmelerin mahalle ihtiyaçlarına yönelik olarak değişim ve gelişim gösterebilmesi, bu bağlamda içerisinde bulunduğu yaşam alanı ve kullanıcılarıyla bütünleşmesi sıcaklık ve aidiyet duygusunu da pekiştirmektedir. Günümüz konsept projelerinde ortaya çıkan büyük ölçekli alışveriş merkezi benzeri kurgularda ise bu gibi olguların karşılığının tam bulunamadığı görülmekte. Bu kapsamda yeni üretilen konut alanlarının çevresiyle hem fiziksel hem sosyal hem de ekonomik bağlamda bir bütünlük içinde sürdürülebilir olması gerektiği söylenebilir. Böylelikle oluşturulan mahalle konsepti yapılı çevreyle ilişkili olacak şekilde kendi karakterini yaratarak tek düzelikten çıkıp ihtiyaçlar dahilinde bir kimlik kazanabilir. Sonuç olarak mahalle olgusu tekrar canlandırılmaya çalışıldığı konsept projelerde amaç sadece fiziksel olarak içerisinde bir takım hizmet birimlerini bulunduran temel bir yaşam alanı oluşturmak değil, aynı zamanda sosyal olarak da mahalle sözcüğüyle sıcaklık, özlem, güven, aidiyet ve benzeri duyguları tekrar oluşturma olduğu söylenebilir. Bu noktada önemli olan eksiklik görülen olgulara doğru şekilde müdahale ederek daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek alanlar oluşturabilmektir. Bu bağlamda çalışmanın üretilen büyük ölçekli ve kapsamlı konut projelerine bir tasarım girdisi olarak yol göstermesi beklenmektedir diyorum. Ben çalışmamı sonlandırıyorum. Teşekkür ederim.
Hocam biz teşekkür ederiz. Hem süreyi çok verimli kullandınız, hem bize çok güzel özetlediniz. Mahalle kavramının ve onun içerdiği pek çok kavramın aslında o kavram kullanılarak belirli projelerde ne kadar yerine gelmediğini, aslında o projelerin sosyal ayrışmayı ne ölçüde içerdiğini ve sosyal içermenin olmadığı için yalnızca belirli grubun belirli kavramları satın almak üzerinden hareket ettiğini bize çok iyi aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yine ederim. soru olursa bu oturumun en sonunda 15 dakika soru cevap yapacağız. O yüzden ben hız kesmeden bir diğer başlığa geçmek istiyorum. Hülya Küçük Bayraktar hocamızın Kafkas Üniversitesi'nden Eko Mahalleler Sürdürülebilir Yaşam Çevrelerine Bir Rol Model Olabilir mi? Bildirisini sunmak üzere. Hülya Hocam buyurun, mikrofon sizin. Evet. Merhabalar, herkese çok teşekkür ediyorum bu değerli organizasyon için. Ben Hülya Küçük Bayraktar, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere Eko Mahalleler Sürdürülebilir Yaşam Çevrelerine Rol Model Olabilir mi? Adlı bildirimi sunacağım. Evet, çalışmanın amacından bahsedersek eğer, çevre kirliliğine, ekolojik sorunların çözümüne, sürdürülebilir yaşam çevrelerine, doğal yaşamın kentte hayata geçirilebilmesine katkı sunabilecek bir model olan eko mahalleleri incelemek ve bu düzlemde Türkiye için öneriler getirmek. Çalışmanın yönteminde ise çalışma nitel yöntem kullanılarak hazırlandı. Çalışmada sürdürülebilir çevre için oluşturulan sürdürülebilir kentsel formların yapıları ayrıntılı şekilde literatür taraması yapılarak incelendi. Bu kapsamda 6 tane eko mahalle örneği ele alındı. Bunlar Satın, Malmö, Grenoble, Freiburg, Stockholm ve Lombok. Çalışmanın çerçevesine bakarsak 3 bölümden oluşmakta. Yine ilk bölümde kavramsal tanımlar ele alınıyor. İkinci bölümde yine bahsettiğimiz 6 eko mahalle örneğinin kuruluş felsefesi ele alınarak yaptıkları faaliyetler inceleniyor. Çalışmanın son bölümünde ise yine eko mahallelerin sürdürülebilir yaşam çevrelerine rol model olup olmayacağı tartışılıyor. Evet, Hocam kavramsal çerçeveye bakarsak pardon, sunumu ekran yapmanız mümkün mü acaba? Çok şöyle affedersiniz, yapsam. diyorum size. Evet, lütfen. Teşekkürler. Rica ederim hocam, ben teşekkür ederim. Kentlerimizde var olan sürekli demografik baskı, ekolojik ve sosyal konuların büyük bir kısmı bugün yaşamlarımızı etkileyen önemli sorunlar haline gelmiştir. Kentler tek başına küresel kirliliğin yarısından fazlasını oluşturmakta ve sera gazlarının da %70'ini yaymaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik, çevre sorunlarının çokça tartışıldığı günümüzde ekolojik olarak sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulmasını teşvik eden çalışmaları gündeme getirmiştir. Bu bağlamda da yaşam çevremiz, şartlarımız, kentlerin yoğunluğu, kentte yaşamak için verilen mücadelenin zorluğu bizleri hayatımıza dair temel soruları sormaya itmektedir. Ve kentlerin içerisinde sürdürülebilir doğal bir yaşam çevresinde yaşamak mümkün mü sorusunu karşımıza çıkarmakta. Kent hayatı bize imkanlar sunduğu kadar zorlukları da karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla bu noktada hem kentte yaşamak istiyoruz ama kentin o olumsuz noktalarından da sıyrılmak istiyoruz. Onların içerisine yer almak istemiyoruz. Peki bunun için neler yapılabilir? Bu model önerilerinden yerelde sürdürülebilir, erişilebilir, alternatif bir doğal yaşam çevresinde yaşam olanaklarını sunan model olarak eko mahalleler karşımıza çıkmakta. Çevre sorununa ilişkin son 30 yılda artan farkındalık Avrupa'da çevre koruma ve kentleşmenin birleşik ihtiyacına özgün çözümler sağlamak üzere tasarlanmış eko çeşitli yeni ekolojik mahalleleri yaratılması hızlanmıştır. Zaten benim çalışmamda da Avrupa'dan 6 eko mahalle örneğini ele alıyorum. İlk eko bölgeler sürdürülebilir kalkınma ve kentsel konulara artan ilgi sayesinde 1990'ların sonunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda da yenilenebilir enerji sektöründe sıklıkla örnek olarak gösterilen Kuzey Avrupa Eko Mahalleler Hareketi'nin de öncüleri olmuştur. Eko mahallelere bakarsak, ekolojik sürdürülebilir çevrenin oluşmasında aşağıdan yukarıya doğru yapılanmayı öngörmekte, tüm kentlerin doğaya, çevreye uyumlu ve sürdürülebilir olması ve bu sürecin en etkin şekilde yürütülmesi için yereldeki en küçük birim olan mahallelerden başlanması bu anlamda büyük öneme sahiptir.
Bu bağlamda ekolojik olarak sürdürülebilir mahalleleri teşvik etmeye yönelik girişimler son 1-40 yılda da artış göstermiştir. Çevresel sürdürülebilirlikle ilgili yayınların sayısında da artış olduğu gözlemlenmektedir. Eko mahallelerde özellikle şehirlerimizdeki yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeline odaklanılmaktadır. Eko mahalleler farklı bölgesel ve kültürel bağlamlarından kaynaklanan heterojenliklerine rağmen yerleşim ve çevresel kaynak arasındaki önemli ilişkide aynı öncü odağı paylaşmaktadır. Bu mahalleler enerji tüketimini sınırlayabilen, yeşil binaların tasarımı, akıllı altyapı malzemelerin döngüsü, yenilenebilir kaynak yöntemleri, kaynakların mümkün olduğunca döngüsel kullanımı, üretilen atıkların bir kısmının yeniden kullanımı ile birlikte bu sistemlerin kullanımı, yeşil alanlar ve biyoçeşitliliğe teşvik etmek şeklindeki süreçleri kapsamaktadır. Şimdi ilk eko mahalleme bakacağız. Sutton aslında Bedsted, Birleşik Krallık'ta yer alıyor. Bu ilk kurulan eko mahallelerden bir tanesi. Beddington Eko Mahallesi 2002 yılında Güney Londra'nın bir yerleşim bölgesi olan Sutton'daki eski bir çöp sahasında kurulmuş. 82 dairelik konut geliştirme projesi Beddington Zero Energy Development, kısaca Bedsted olarak adlandırılmakta. Amacı ise sıfır fosil yakıt tüketen bir konut kompleksi tasarlamaktır. Güneş panelleriyle beslenen bina 3 camlı pencerenin ve doğal yalıtım malzemeleri dolu 50 santimetre kalınlığındaki duvarların arkasında yaşayan sakinlerini korumakta. Bedsted 34'ü doğrudan satılık, 23'ü ortak mülkiyet, 10'u kilit çalışan için, 15 sosyal konut için uygun fiyatlı kira olmak üzere çeşitli kullanım sürelerine sahip 82 konuttan oluşuyor ve 1600 metrekarelik bir çalışma alanı var. Spor tesisleri, sağlık merkezi, çocuk bakım tesisi, mağazası, kafesi, bunların bütün alanların hepsinin içerisinde bunlar oluşmakta. 14 galerili dairede doğrudan satılık aslında bir anda da konut ihtiyacına da cevap veriyor. Mart 2002'den beri de mahalle sakinlerinin yaşadığı Bedsted'de şu anda 220 kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu eko mahalle yeşil bir ulaşım planını yürümeyi, bisiklete binmeyi, toplu taşımayı kullanmayı teşvik etmekte. Yine elektrikli arabalar için de yerinde şarj noktaları mevcut. Binalar sıcak koşullarda ısıyı depolayan ve soğuk zamanlarda da ısıyı serbest bırakan termal büyük malzemelerden yapılmıştır. Su kullanımı 76 litreye düşürülmüş günlük olarak. Bunun içinde ise %18 yağmur suyu ve geri dönüştürülmüş sulardan oluşmaktadır. Mahallede havalandırılmalı musluklar, alçak sifonlu tuvaletler, daha küçük küvetler kullanılmaktadır ki su tasarrufunu sağlamak için. Yine Bedsted'deki bir yenilik, tuvalet sifonu ve bahçecilik için su gibi içilebilir olmayan uygulamalarda da bu kullanım için suyu artıran bir kamış suyu biyofiltrasyon sisteminin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca bir atık depolama sistemleri de var. Bu da Eko Mahalle'den bir görsel. Gördüğünüz gibi hem güneş panellerinin olduğu hem yeşil alanlara çok önem verildiği ve hayatın içerisindeki o döngü devam ederken tamamen doğaya uyumlu olunmaya özen gösteriliyor. Evet, bir diğer ikinci eko mahalle ise Malmö, İsveç'te yer alıyor. Malmö kentinin Östenborg mahallesindeki yenilenme çabaları sosyal, ekonomik, çevresel olarak da daha sürdürülebilir bir mahalle yaratmak amacıyla 1990 yılında biz çalışmalara başlandığını görüyoruz. Kullanılan yaklaşım konut sakinlerinin projenin planlanması, tasarımı ve uygulanmasında öncü bir rol üstlendiklerini de görüyoruz. Bu eko mahalle yenilenebilir enerji ve yaşam konforuna odaklanmıştır. Yine Malmö, İsveç'in üçüncü büyük şehridir ve uluslararası alanda da öne çıkabilecek bir eko mahalle inşa etmek için de Västerhamne kahverengi alanlarından yararlanmaya karar vererek faaliyete geçmiştir. 2001 yılında oluşturulan proje geleceğin konutlarına odaklanmaktadır. %100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan eko mahalle, bisiklet yollarının çaprazladığı geniş yeşil alanları sessizce çalışan bir elektrikli otobüs aile sakinlerine hizmet sunmaktadır. Yine proje sonucunda yağmur suyu yönetim sistemi düzeltilmiş, yeşil alanlar artırılmış, binalar yeniden yalıtılmış, su ve enerji altyapısı yenilenmiştir. Bunların yanında yenilenebilir enerji üretimi uygulanmış, toplu taşıma seçenekleri artırılarak bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Araçlar için de paylaşım sistemleri yapılmıştır.
Projenin olumlu etkileri vardır. Bölgenin olumsuz çevresel etkisi %20, biyolojik çeşitlilik %50, işsizlik oranı da %30'dan %6'ya düşürülmüştür. Enerji verimliliği %20 artırılmıştır. Bu da Malmö'den bir görsel. Evet, bir diğeri Grenoble. Fransa'dan bir örnek bu da. 2003 yılında %40'ı yeşil alan olmak üzere 8,5 hektarlık bir arazi üzerinde kurulmuştur. Yoğun kentsel alanların karşılaştığı çevresel sorunlar ve sosyal zorluklara aslında cevap vermek için kurulmuş bir ekomahalledir. Çoğunlukla zaten proje kapsamında kuruluyorlar. Doğayla uyumlu binaları, yine güneş enerjisi panelleri, güçlendirilmiş paneller, okul, kreş, sinema, alışveriş merkezinin yanı sıra %40'dan fazla sosyal konuttan oluşmaktadır. Evet, bu proje 2008 yılında Fransız hükümeti tarafından başlatılan ve şehirleri tasarlamanın, inşa etmenin ve yönetmenin yeni yollarını bulmayı hedefleyen Ekosite girişiminin bir parçasıdır. Burada Ekosite programı aslında akıllı, sürdürülebilir ve dirençli bir şehir için göstericilerin ve model bölgelerin konsolidasyonunu ortaya çıkmasını içermektedir. Bu kapsamda metro enerji projesi yapılmıştır. Çok çeşitli ortaklıklar yer almaktadır. Bu da çok önemli. Yani yerel yönetimlerin, üniversitelerin, araştırma kurumlarının, şirketlerin, bölge sakinlerinin ve topluluk gruplarının bu proje içerisinde yer alması önemli. Yine bir görsel. Gördüğünüz gibi. Bir diğeri Freiburg, Almanya. Buradaki amaç ise şehirde son derece yüksek yaşam alanı talebini karşılamak için çok sayıdaki yeşil alan ve uygun fiyatlı konut ile ekolojik, sosyal ve kendi kendine organize bir şehir mahallesi için çevresel bir topluluk ve hareket yaratmaktır. Bu eko mahalle hocam, konut krizine çözüm üretmek için. Son 3 dakikanız. Tamam. Bunun için iklim nötr bölge geliştirme planları duyurulmuştur. Yine görsellerden devam ediyorum. Stockholm bir diğer örnek. Stockholm'de 1996 yılında başlayan proje, inovasyon ve ekolojinin bir araya geldiği bir mahallenin gelişimini teşvik etmek için tasarlanmıştır. 30 bin kişi kapasiteli Hamburg ve eko mahalleler için bir dünyadaki diğer eko mahalleler için bir örnektir. Evet, son eko mahallemiz Hollanda'nın Utrecht kentinden Lambok eko mahallesi elektrikli otomobilin akıllı şehir girişimlerinin oynayacağı rolün farkına varmış ve bu konuda çalışmalar yapmıştır. Mahalle sakinleri yine çatılara kurulan güneş panelleri tarafından şarj edilen 150 Renault Jean ile araç paylaşım hizmetinden yararlanmaktadır. Çalışmanın sonucuna gelirsek eğer, eko mahalleler bina ve altyapı projelerini toplum ve bireysel eylemlerle bütünleştirerek mahalle ölçeğinde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kapsamlı bir strateji geliştirmiştir. Bu açıdan bakıldığında eko mahalleler sürdürülebilirliği hızlandıracak önemli bir ölçek olarak değerlendirilebilir. Yine hızlı, yenilik yapılabilecek kadar küçük ve anlamlı bir etkiye sahip olacak kadar büyük bir ölçektir. Kentlerin acilen ihtiyaç duyduğu mahalle tabanlı çözümleri test ve entegre etmek için eko mahalleler anlamlı bir yol sunmaktadır. Eko mahallenin ekolojik etki azaltmanın ötesinde sosyal bir yönde bulunmaktadır. Her şeyden önce yerel yetkililer, dernekler, yerel sakinler, inşaatçılar ve benzeri tüm aktörleri bir araya getiren bu topluluk bu açıdan önemli bir organizasyondur. Kitlesel kentleşmenin kötülüklerine bir çözüm bulmak için eko mahalleler yoğunluk ekoloji karışımı bir uygulamada yer bulmaktadır. Ekolojik ve sürdürülebilir politikanın ilerlemesinin bir sembolü olarak değerlendirilebilmekte ve ayrıca birçok konunun denenmesine de izin vermektedir ölçek gereği. Eko mahalleler aynı zamanda kentsel gelişim için öncelikle pilot mahalleler seçilecek ve kentlerin yerelden başlayarak yeşile dönüşmesine olanak tanımaktadır. Böylece kentlerin ekolojik yapısını yeniden düşünmek ve değerlendirmek için eko mahalle örnekleri ele alınmalı ve her ülke kendi içerisinde uygulanabilirliğini tartışmalıdır. Çalışmada ele alınan 6 eko mahallenin incelenmesinin sonucunda eko mahallelerin kentsel yaşam içinde çevresel sürdürülebilirliğin oluşturulması açısından önemli bir adım olduğunu söylemek mümkündür. Sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulmasında denenmesi faydalı olabilecek yollardan biri de eko mahallelerin hayata geçirilmesidir. Tabii ki bahsettiğimiz eko mahalleler genelde hep belirli konulara odaklanmış. Biraz önceki örneklerde tabii bu da onların olumsuz yanlarını da oluşturmakta aynı zamanda.
Kentteki en küçük yönetim birimi olan mahallelerden başlanan sürdürülebilir doğal yaşam modelinin oluşturulması süreci, yerelin ve küreselin ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilmesi ve çözüm üretebilmesi açısından da eko mahalleler etkin role sahiptir denilebilir. Dünyada birçok kent uygulamaya başlanan eko mahalleler Türkiye içinde bir model aslında oluşturabilir. Türkiye'de henüz böyle bir şeye rastlamadım ben. Eko mahallelerin oluşturulması zor ve uzun soluklu bir süreçtir. Tüm paydaşların birlikte ortak akıl ile hareket etmesi de sürecin iyi bir şekilde ilerleyebilmesi için önemlidir. Çok teşekkür ediyorum ben. Vaktimi açtıysam da affola diyorum. Hocam tam zamanında bitirdiniz. Öncelikle sorularını kullandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve ayrıca şunun için de çok teşekkür ediyorum. Artık biz yakın zamanda yapılan pek çok kongre, konferans var. Eko kavramını bugüne kadar hep ekoloji için kullandık biz. Artık ekonomi için kullanıyormuşuz. Onu görüyoruz sık sık. Öncelikle kavramı kendi öz anlamıyla kullandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci olarak da bir çözüm sunuyor olması açısından da umut verici. O anlamda çok ilgi çekiciydi. Ve akla da bir taraftan küçülmek güzel diye fikrini de getiriyor. Çünkü sürekli tartışıyoruz. Yenilebilir enerjiye geçiş süreci. Acaba koca koca tarlaları mı güneş paneliyle kaplayacağız diye. Hayır, buna hiç gerek yok. Enerjinin desantralizasyonu mümkün. Eko mahallelerde herkes kendi yetecek enerjiyi üretme gibi bir imkana sahip olabilir ama tabii ki bunların tamamı birer sektöre dönüştüğü için genelde bunlar tercih edilmiyor ama çok güzel bir çözüm. Bence neoliberal politikalar ve neoliberal kentleşmeye de çok güzel bir çözüm. O yüzden çok teşekkür ediyorum ve çok uzatmadan ben bir sonraki sunuşa geçiyorum. Çok da ilgili aslında sunuşlar birbiriyle. Siz de yerel katılımdan söz ettiniz tabii ki haliyle. Burada da Nevra Alkın Akdemir'in Gazi Üniversitesi'nden yerel karar alma sürecinde katılım bağlamında sivil toplum kuruluşlarının rolü mahalle ölçeğinde katılımcılık açısından Çiğdemim Derneği faaliyetleri. Şimdi bu sonuca geçeceğiz. Tabii pek çok Ankara'nın bildiği bir dernektir. Evet hocam, Nevra hocam, mikrofon sizin. Buyurun lütfen. Merhabalar. Hemen ekliyorum. Hülya Hocam, paylaşımı durdurmanız mümkün mü acaba? Evet. Ben sizin adınıza yaptım. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Görüntümde. Tamam. Şu an paylaşabiliyor muyum hocam? Evet hocam, buyurun lütfen. Nevra Hocam, paylaşabildiniz mi? Evet hocam, göremedim ama. PDF'imi yüklemek için. Aşağıda yeşil kutucuk tam ekran paylaşımı deyip sayfayı seçmeniz gerekecek. Çok özür diliyorum. Şimdi oldu sanırım. Evet, geldi hocam. Buyurun. Merhabalar, ben Nevra Alkın Akdemir. Peyzaj mimarı ve yüksek şehir plancısıyım. Şu anda Gazi Üniversitesi'nde şehir bölge planlama bölümünde doktorama devam ediyorum. Konum yerel karar alma süreçlerinde katılım bağlamında sivil toplum kuruluşlarının rolü. Burada da hepimizin bildiği işte Çiğdemim Derneği faaliyetlerini inceledim. Akış yaması şöyle, kavramsal çerçeve ve anahtar kavramlardan bahsedeceğim. Çalışmanın amacı, araştırma soruları, yöntem, biraz teorik çerçeveden bahsedip dernekle ilgili bulgular ve en son değerlendirme yapacağım.
Burada kavramsal çerçeve ve anahtar kavramları görüyoruz. Hepsi birbiriyle bağlantılı konular aslında. Yere bağlılık, mahalleye bağlılık, aidiyet konuları, sivil toplum STK'lar, yönetişim, iyi yönetişim kavramı, katılımcılık, gönüllülük, savunuculuk ve aslında katılımcı demokrasi, aktif yurttaşlık ve kamusal özne konuları. Bununla birlikte STK'ların da yerel karar alma süreçlerinde nasıl rol aldığı konusu. Çalışmanın amacı sivil toplum kuruluşlarının yerel karar alma süreçlerinde işlevini ortaya koyarak kent kimliği, aidiyet ve yönetişim kavramlarının teorik çerçevesinde aslında çevre ve ekoloji ve katılımcılık faaliyetleriyle öne çıkan bir mahalle derneği olan FİDEMEM Derneği çalışmalarının mahalle ölçeğinde aidiyet ve yerel kamusal politikaları etkilemedeki rolünü tespit ederek STK'ların ve aslında daha özelde mahalle derneklerinin katılımcılık faaliyetlerinin karar alma süreçlerine etkisini saptamak. Bu anlamda cevabı aranan bazı araştırma soruları var. Bunlar şöyle, sivil toplum kuruluşları yerel karar alma sürecinde ne kadar etkilidir? Mahalle ölçeğinde sivil toplum kuruluşları katılım konusundaki rolü nedir? Katılımcılığa kent kimliği ve aidiyet konusunun etkisi nedir? Ve savunuculuk faaliyetleriyle tanınan derneğin yerel karar alma süreçlerinde ne kadar etkili olduğu ve hangi aşamalara katıldığı. Yöntem nitel araştırma tekniği yoluyla sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yapılan derinlemesine görüşmeler ve literatür taraması sonucunda oluşan aslında çalışmaların bir değerlendirmesi. Bu kapsamda Çiğdem'in Derneği yöneticisi Fatih Fethi Aksoy'la kent kimliği, aidiyet ve katılım başlıklarından oluşan 10 soruluk bir anket görüşmesi ve devamında değerlendirmesi yer alıyor. Teorik çerçeveye bakarsak yere bağlılık ve mahalleye bağlılık konuları karşımıza çıkıyor öncelikle. İnsan ve çevre etkileşiminde yer duygusu ve otantik çevrelerin küreselleşme sürecinde aslında yok edildiği görüşüyle sosyal bilimlerde bu yere bağlılık konusu artan bir ilgi yaratıyor. Pek çok meslek disiplini bu konuyu sorguluyor ve insanın mekanla kurduğu ilişki tıpkı diğer insanlarla ve diğer nesnelerle kurduğu ilişki gibi özgün bir anlam içeriyor. Yere bağlılık kavramıyla ilgili olarak genelde bu kavramlar daha çok araştırılıyor kavramsal olarak. Topluluk bağlılığı, yere bağlılık, yer kimliği, yer bağımlılığı ve yer duygusu. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı kavramlar. Ama yere bağlılık mikro ya da makro mekanlar içinde aslında daha çok çalışmalarda da gördüğümüz literatürde orta ölçekli mekan olan mahalle daha çok çalışılıyor. Mekanın değişen boyutlarıyla yere bağlılık arasında bazı farklı bulgular ortaya çıkıyor. Bunun da daha çok aslında mekan ölçeklerinin değişimine bağlandığını görüyoruz. Mahalleleri niteleyen bazı özellikler şöyle gruplanıyor. Yerleşim yerlerinin ve yerleşim dışındaki alanların yapısal özellikleri, mahalle sakinlerinin demografik özellikleri, ekolojik özellikler, sosyal etkileşim düzeyi, burada komşuluk ilişkileri, yerel aktivitelere katılım konusu önemli. Benim de çalışma alanım açısından. Duygusal özellikler gibi. Mahallelerin çeşitli özellikler etrafında bu şekilde tanımlanıyor olması aslında sosyal ve fiziksel olarak yaşadıkları değişim ve dönüşümü de daha anlamlı kılıyor. Yer bağlılığını araştıran çalışmalarda daha çok sosyodemografik, sosyal ve fiziksel değişkenler üzerinde durulduğunu görüyoruz. Burada sosyodemografik faktörler bir yerde yaşama süresinin etkisi, işte yaş yine aynı şekilde etkisi, mekansal hareketlilik, sabitlik ya da bir yerde uzun süre ikamet etmek, bunlar hep etkiliyor bağlılığı. Aynı zamanda evin mülkiyet durumu da aynı şekilde bağlılığı etkileyen bir konu. Sosyal değişkenlerde ise güvenlik hissi ve sosyal bağlar bağlılık konusu dikkat çekiyor.
Burada özellikle sosyal bağlılık kısmına değinmek istiyorum. Sosyal etkileşim, iki ya da daha fazla sakinin aralarındaki ilişkinin yoğunluğunu arttıran formal ya da informal sosyal olanaklar olarak tanımlanabiliyor. Komşuluk ilişkileri ve mahalledeki arkadaş sayısı, tesadüfi sosyal karşılaşmalar, mahalledeki sosyal aktivitelere katılım ve bu aktivitelerin sıklığı, mahalle sakinleri ile olan ilişkilerin yüzeysellik ve derinlik açısından özellikleri gibi. Bunun yanında çevresel değişkenler de önemli. Yer kimliğine bakacak olursak, yer kimliğinin oluşabilmesi için de aslında hem yer kimliği hem de yere bağlılık kavramlarının birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğunu görüyoruz. Mekana bağlılık ve aidiyet duygusu da tek taraflı bireysel bir oluşum değil, kişinin etrafıyla, etkileşimiyle oluşan kolektif bir oluşum aslında. Kent kimliğinin bireysel benliğin, sosyal kimliklerin ve diğer yer kimliklerinin kentsel mekanlarla kurulan ilişkilerde karmaşık bir deneyim sonucu oluştuğunu görüyoruz. Bireylerin yaşadıkları yerlerde komşularıyla ailevi, kültürel, toplumsal ya da kişisel boyutta ilişkiler yaşadığını biliyoruz. Bu ilişkilerin de aslında sonucunda insanlar ve yerler arasında belirli ait olma hislerini oluşturuyor. Bunları topluluk bağlılığı şeklinde de adlandırmamız mümkün. Aidiyet ve kimlik duygusuna geldiğimizde de aslında soyut bir kavram olan aidiyet duygusunun Maslow'a göre aslında bir gereksinim olduğu ve bireylerde yalnızlık duygusunu arttırdığı ya da olmadığında anti toplumsal davranışların geliştiği söyleniyor. Buraları biraz hızlı geçiyorum. Yere bağlılık fiziksel çevreden çok uç evrede oluşan güçlü bir sosyal ilişkinin aslında sonucu. Birey ya da grup aidiyet hissettiği toprakları kuruyor, şekillendiriyor. Ondan sonra oraya karşı kendini bağımlı hissediyor. Ve aslında orada alınan kararlarla daha çok ilgileniyor. Bununla da burada bulunan her türlü değişime karşı daha duyarlı oluyor. Sivil toplum ve STK'lar konusuna gelirsek, sivil sözcüğünün sivisten geldiği, işte Arapça medeniyet, Türkçe'de uygarlık anlamına gelen aslında bir toplum biçimini kastediyor. Sivil toplumda en genel anlamda bireylerin gönüllü olarak bir araya gelmeleri ve kendi çevrelerinden başlayarak toplumsal yapıyı aslında değiştirme çalışmaları şeklinde özetleyebiliriz. Sivil toplumun organize olmuş hali de aslında kurumsallaşmış şekilde STK'lar. Burada en önemli özellik gönüllülük esasına göre organize edilmiş olması ve devletin hiyerarşik yönetim sisteminin içinde olması. Kar amacı gütmeyen, devletten bağımsız, ortak bir amaç için bir araya gelmiş bir topluluk. Yönetişim ve iyi yönetişim kavramlarının ise aslında karşılıklı etkileşimlerin öne çıktığı ilişkiler bütünü şeklinde tanımlandığını görüyoruz. Burada yurttaşların, grupların ve toplulukların ortaklaşa karar alma ve uygulamada kararlarını dile getirmede, yükümlülüklerini karşılamada ve çatışma noktalarının çözümünde bir araya gelmeleri anlamına geliyor. Aslında yönetişim nötr bir kavramken iyi yönetişim de bunun evrensel ve şart hali. İyi yönetişim devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetim gibi şeyleri ön plana çıkarıyor. STK'lar ve katılımcılık konusu da yine katılım hem gelişmekte olan toplumlarda demokrasinin benimsenmesinde hem de gelişmiş ülkelerde demokrasinin işlerlik kazanmasında önemli bir araç. İki şekilde gerçekleşiyor. İçsel katılım ve dışsal katılım. İçsel katılımda kişinin içinden gelerek gönüllü olarak yaptığı işlem. Dışsal söylediğimiz ise aslında ülke yönetimine ilişkin kararları katılım, daha siyasal boyutu. Gönüllülük ise bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla maddi karşılık beklemeden ve herhangi bir çıkar gözetmeksizin bir şeylere aslında katılımı. Sivil toplum kuruluşlarının amaçlarını somut hale dönüştüren bir eylem. Bir aslında görev değil, bir seçim.
ve katılımcı demokrasinin de en temel unsurlarından biri. Bu hocam, anlamda son çok önemli. İki dakika bu arada, son iki dakika. Buyurun. Çok mu şey kullandım hocam, biraz hızlı ilerleyip. Savunuculuk faaliyetleri de oldukça önemli, katılımcı savunuculuk anlamında. Buraları geçiyorum. Aktif yurttaşlıkta da yine kişinin aslında sınırların ötesinde bir toprak temsili anlamda sınırlandırılmış bir toprak parçasından çıkışını söyleyebiliriz. Katılımcılığa geçiş. Bireyin kendini kamu alanında yeni bir aktör olarak görmesi ve bunda da sivil toplumun önemi ön plana çıkıyor. Burada Tekeli Hoca'nın bazı görüşleri var tabii. Kamusal bir özne olmak amacıyla STK'ların kullanılabileceğini, bireyin tüketmenin değil aynı zamanda topluma olan katkıda bulunma doyumunu yaşamasından bahsediyor. Sidem'in derneğine geçecek olursak, 96 yılında kurulan dernek aslında semt sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan hizmetlerini gönüllülük ve katılımcılık esasıyla sunmak misyonu ve herkesin mensubu olmaktan gurur duyacağı Ankara'nın en yaşanabilir, güvenilir ve örnek alınan mahallesi vizyonunu benimsiyor. Bağımsız, tarafsız ve gönüllü bir hareket ve aidiyet duygusuna çok önem veriyor. Hepimizin bildiği gibi kent merkezinde bir bostan olabileceği düşüncesiyle ortaya çıkıyor. Sidem'in Mahalle Bostanı projesi en önemli projelerinden biri. Ekolojik mahalle, katılımcılık ve sürdürülebilirlik konularına bağlı olarak Ekim Mahalle modeli olarak ortaya çıkıyor. Bazı örnek uygulamalar geliştirmek istiyorlar ama henüz yani bu şekilde devam ediyor projeleri. Buralarda bazı görseller paylaşmak istedim. Yapılışı pardon ve hasat ürünleri, dikilişi, hazırlanışı ve sonrasında bazı ekoloji günleri aktiviteleri. Oldukça aktif bir dernek bu anlamda. Ekolojik toplum ve yaşam günleri düzenliyorlar. Bunun yanında savunuculuk ve katılımcılık faaliyetlerine baktığımızda da dilekçelerle başvuru, imza kampanyaları, lobi çalışmaları, basın açıklamaları gibi birçok aslında yöntemle bu konunun üzerine gidiyorlar. Otu ormanında öksü otuyla mücadele, yüksek gerilim hatlarının yer altına alınması gibi vesaire birçok aslında bu konuda faaliyetleri var. Onlara da şöyle kısaca değineceğim. Can Yücel Parkı'nın açılması, yine mahallelinin anket sonucunda yapılan bir çalışmasıyla, katılımcılık boyutuyla yapılmış. Sidem eğitim dayanışması, Şirindere imar sorunu, bunların hepsi mahallelinin dernek bünyesinde aslında katılımcılık sonucu ortaya çıkardığı şeyler. Bunun dışında önemli bir konu, hem Çankaya hem de Ankara Büyükşehir Kent Konseyi'nin tüm süreçlerine katılım gösteriyor. Her iki konseyde de genel kurul bileşeni ve fikirlerini bu şekilde paydaş toplantılarında dile getiriyorlar. Önemli bir konu atık ilaç projesiyle farkındalık oluşturmaları. Ankara Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Çalışma Grubu'nda böyle bir farkındalıkla ilaçların atık ilaçların toplama kampanyasını düzenliyorlar. Böyle afişler düzenleniyor ve bunu sunuyorlar. Bu şekilde farkındalık yaratıldığı için de bir sonuç alınıyor. Hızlıca toparlamaya çalışalım lütfen. Tamam hocam. Derneğin aynı zamanda katılımcı bütçe uygulamaları, katılımcı bütçe çalışması var meclis toplantılarında. Anketlerle sakinlerine soruyorlar. En çok ön plana çıkan 3 konu projeye dönüşüyor. Sokak köpeklerine yönelik proje, eko mahalle uygulamalarına yönelik proje, yaşam sakinlere yönelik proje. bu şekilde sonuç olarak bakıldığında burayı da genel olarak şöyle toparlayayım. Türkiye genelinde gönüllü katılımın az olmasının STK'ların gelişiminde büyük bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz. Derneklerin de gönüllülük esasına dayalı çalıştığı için gönüllü istihdam edememe sıkıntıları var. Fikri engeller olarak da Türkiye'de hiçbir şey değişmez ya da geçmişte denendi ama başarısız oldu gibi aslında
bazı kalıplı düşünceleri var, düşüncelerimiz var. Bunların aslında giderilmesi lazım. Çekimin derneği faaliyetleri değerlendirdiğimizde ise mahallede apartmandan gece konduya, güvenlik listeden lüks konuta kadar farklı mekansal birimlerin yer seçtiği mahallede nüfus yapısında meydana gelen durgunlukla beraber aslında mekansal odak eksikliği dernekle doldurulmuş durumda. Biraz literatürde de geçen aslında kentin periferik çevrelerinde yer alan bölgelerin daha kendi içine kapalı ve aidiyet hissinin geliştiği söyleniyor. Bunu Çiğdem'in derneğinde de görüyoruz. Demokratik kimlik hissinin ve demokratik pratiklerin sivil toplum algısı ve aidiyet hissinin yerel anlamda gerçekleştiğini görüyoruz dernekte. Bir STK'nın, mahalle derneğinin yapabileceği işte baskı grubu oluşturma, toplumu aydınlatma, farkındalık yaratma gibi birçok yöntemi ve katılımcı yöntemler kullanarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu anlamda da başarılı. Derneğin stratejik plan yaklaşımıyla kendi kurumsal durumunu izlediği, AB projeleriyle yenilikçi kaynaklara yöneldiği ve bu anlamda da az önce bahsettiğim Bostan projesi falan AB projesiydi. Bu anlamda onlar da oldukça önem kazanıyor ve aynı zamanda kaynak sağlıyor. Yani dışarıdan bir kaynak desteği almaksızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek örgütsel kapasiteye sahip. Derneğin üyelerinin mahalleliyle kurduğu ilişki, sivil toplum kuramında yer alan gönüllü örgütlenmenin dayandığı motivasyon, sorumluluk ve aidiyetini içeriyor. Aynı zamanda çok uzun süredir mahalleliyle bu kültürü yani çok uzun süredir var olduğu için bu kültürü de yarattığını görüyoruz. Mahalleliyle kurulan ağırlıklı yüz yüze ilişkilerin ve güçlü ilişkilerin ortak bir faydası olduğunu görüyoruz. Çiğdem'in Derneği mahalle ölçeğinde bir sivil toplum deneyiminin ne kadar önemli potansiyeller ve etkiler yaratabileceğini Ankara ve Türkiye düzeyinde çok önemli bir toplumsal ve kurumsal etki ortaya koyabileceğini gösteriyor. Bu anlamda liderliğin de bir dernek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Fatih Bey'i de tebrik ediyorum. Gerçekten yani Çiğdem'in Derneği bu anlamda başarılı çalışmalarına devam ediyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir önceki sonuçla çok peş peşe gelmesi çok güzel oldu. Evet. Bu arada da Eko Mahalle'ye geçiş için Çiğdem'in Derneği'nin faaliyetlerini aslında öğrenmemiz de çok güzel oldu. Tabii özellikle sahada çalışanların çok da iyi bildiği bir sivil toplum kuruluşudur. Şimdi bir son sunuşumuz kaldı. Şu ana kadar mahallenin dönüşen anlamları ve yeni yaklaşımları tartıştık. Ne yazık ki dün teknik bir aksaklık sebebiyle katılamayan arkadaşlarımızın, araştırmacılarımızın sunuşunu şimdi gerçekleştirmeleri için onlara kısa bir 10 dakika verebileceğiz. Çünkü birazdan kapanış oturumu başlayacak. O yüzden 10 dakikada aktarmalarını rica edeceğim kendilerinden. Taktiksel kentleşme ve kentsel açık alan ara kesitinde müşterek mekanı bizlere anlatacaklar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Büşra Ertaş bize bildiri sunacak. Gebze Teknik Üniversitesi'nden Gamze Sarı, Asene Kübra İmren, Begüm Cebeci ve Selen Öztürk ile birlikte hazırlanmış bir çalışma. Büşra Hocam buyurun, mikrofon sizin. 10 dakikada toparlamanızı rica etmek durumundayım çünkü kapanış oturumuna geçilecek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ekranım geliyor sanırım. Herkese merhabalar. Ben Büşra Ertaş. Konumuz taktiksel kentleşme ve kentsel açık alan hareketinde müşterek mekan, Kartal Meydan Parkı örneği kapsamında ele alınmıştır. Konumuzun temel amacı kentsel açık alanları taktiksel kentleşmeyle ele alarak İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Seçili Meydan Parkı'nda mevcut sorunları belirlemek, temel parametreler üzerinden geleceğe yönelik toplum-kent-çevre ilişkilerini değerlendirmek ve tartışmak üzerine kurulmuştur.
Bu kapsamda çalışmanın kapsamını kentsel açık alanlar aslında toplumun ulaşabildiği, erişilebilir, kamusal, yarı kamusal ve özel alanları kapsayan sosyalleşme, eğlence ve rekreasyon şeklinde farklı amaçlara hizmet eden birden fazla kullanım çeşitliliği bulunan açık, sert ve yumuşak zemine sahip binalar arasında hayatlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlanan alanlar aslında parklar, caddeler, meydanlar, anıtlar, pazarlar, çocuk oyun alanları, kamusal açık mekanlar, kentsel doğal yaşam alanları, avlu, iç mekan, pazar yerleri ve su kenarlarını içermektedir. Bu kentsel açık alan tanımında ifade edilen tanımlar kapsamında sosyal, fiziksel, çevresel ve ekonomik fayda sağlamasının yanı sıra boş zaman ihtiyaçlarını değerlendirme fırsatı da sunmaktır. Fakat son zamanlarda artan dünya nüfusuna paralel olarak kentsel açık alanların yeniden şekillendirilmesi gündemdedir. Kentleşmenin hızlanmasıyla beraber konvansiyonel planlama anlayışının yeniden tasarlanması gerektiği yönlendiriyor. Bu yönlendirme tabandan yukarıya küçük ölçekli kentsel modellere yaklaşım olan ilgiyi artırmaktadır. Bu ilgi kapsamında yerel planlama sorunlarına yerel çözümler sunmak, kısa süreli düşük risk ve gerçekçi beklentilere sahip bir yaklaşım sunan taktiksel kentleşmeyi ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımın benimsemiş olduğu temel anlayış aslında başarılı, canlı ve dinamik bir kentsel açık alanlar tasarlamaktır. Kentsel açık alanların başarılı bir taktiksel kentleşme olarak değerlendirilmesi için belirli parametreler belirlenmiştir. Erişilebilirlik, aktivite, kullanım, konfor, imaj ve sosyal yaşamı içeren parametrelerdir. Taktiksel yaşamın, taktiksel kentleşmenin kalıcı bir değişime ilham verme potansiyeli bu düzenlemeler sonucunda kentsel açık alanları müşterekleştirilmesi beklenmektedir. Bu açıdan baktığımız zaman müşterek mekanın tanımını yapmamız gerekirse geçirilen mekanlarda geçirilen zamanla ilişkili olarak ortaya çıkan iyileştirme çabalarını geçici mekan ya da planlı mekanlar etkileşiminde ele almak ve bunu insanın kültürel deneyimini ve mekan açısından tekrar kurgulanması olarak tanımlamak mümkündür. Bu kapsamda ele alınan araştırmanın ele aldığı sorular şu şekildedir. Kentsel açık alan taktiksel kentleşme olarak nasıl değerlendirilir? Taktiksel kentleşme kentsel açık alanların tasarım anlayışına araç olabilir mi? Ve taktiksel kentleşme uygulamaları kentsel açık alanları müşterek mekan haline getirebilir mi? Sorularına cevap aranmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman çalışmanın temel yöntemi 3 şekilde ele alınmıştır. İlk olarak bir taktiksel kentleşmeyi değerlendirmek açısından bir değerlendirme çerçevesi belirlenmiştir. Mekan iki şekilde, iki boyutta ele alınmıştır. Fiziki boyut ve insani boyut olarak kategorilendirilerek fiziki boyutta fonksiyonel, çevresel ve estetik açıdan sınıflandırılmış. İnsani boyut yönetim, ekonomi, sosyal açıdan sınıflandırılmıştır. Fonksiyonel açıdan baktığımız zaman erişilebilirlik parametresi kapsamında süreklilik, yakınlık, bağlantılılık, okunabilirlik, yürünebilirlik değerlendirme kriterlerini ele almak için ulaşım analizi, kentsel açık alan dağılım analizi ve arazi kullanım analizi yapılmıştır. Aktivite kullanım parametresini aktiflik, yaşamsal sürdürülebilirlik ve özgünlük değerlendirme kriterleri kapsamında gürültü ve aydınlatma analizleriyle desteklenmiştir. Konfor imaj parametresi de yine çekicilik, tarihi, oturulabilirlik ve temizlik değerlendirme kriterleri kapsamında doluluk, boşluk ve tarihsel süreç analizi kapsamında ele alınmıştır. Sosyal yaşama baktığımız zaman da etkileşim, samimiyet ve çeşitlilik gibi belirli değerlendirme kriterleri kapsamında alan kullanımının gece kullanımı, kullanıcı profili ve kişi yoğunluğunu belirlemek üzere nitel yöntem olan gözlem yöntemine başvurulmuştur. Yapılan bu analizler kapsamında 3 temel bulgu kapsamında ele alınmıştır ve kentsel açık alanların taktiksel kentleşme olarak değerlendirilmesi, bir tasarım aracı olarak taktiksel kentleşme ve taktiksel kentleşme kentsel açık alan hareketinde müşterek mekan kapsamında ele alınmıştır. Çalışma alanımıza baktığımız zaman İstanbul'un Anadolu yakasına vurulan Kartal'ın Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası'nda ve Güneybatısında yer alan bir ilçedir. Doğusunda da Pendik, Maltepe bulunduğunu görmekteyiz. Kartal toplamda 20 mahalleden oluşmakta olup çalışma alanı Yunus Çavuşoğlu, Petrol İş, Atalar, Yukarı ve Kordon Boyu mahallelerini içeriyor. Bizim temel çalışma alanımız olan Kartal Meydan Parkı da Kordon Boyu mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışmamızın ilk aşaması kentsel açık alan taktiksel kentleşme olarak değerlendirilmesi, fiziki boyuta yapılan ulaşım analizlerine baktığımız zaman burada her açıdan erişebilirlik, ulaşım modlarının çok fazla olması, çok uygun olması durumunda çalışma alanının özellikle hem duraklarının bulunması açısından erişebilir yüksek bir noktadadır. Kartal'ın
Yine bir diğer analiz olan tarihsel sürecini incelediğimiz zaman 1929 yıllarından itibaren balıkçılığa bağlı olan bir geçim kaynağı olduğunu görmekteyiz. Bu dönemde çalışma alanınız bir balıkçı barınağı olarak görülmekte, görselde de gördüğümüz gibi. 1929 yılında yapılan sanayi yatırımlarıyla beraber hızlanan bir ulaşım yatırımları artışı hız kazanıyor ve sanayi açısından cazip hale geliyor. Buna bağlı olarak alt ölçeklerde ele alınmış olan Kartal ilçesi hızlı bir gelişme göstererek Kartal Meydan Parkı hala bu dönemde kendini balıkçı barınağı işlevini koruyarak gündemde. 1990 ve 2003 yılına geldiğimizde İstanbul'un içerisinde yer alan aslında sanayi alanları merkezi yerlerden uzaklaştırılmasıyla konut alanını hızlandırıyor. İkinci MİA bölgesi ilan edilen sanayiden hizmete geçişle beraber Kartal Meydan Parkı'nda artık ortak kullanım alanı bir kentsel açık alan olarak kullanılmaya başlanıyor. 2003-2005 yılına geldiğimiz zaman Kartal ölçekli planlarda merkeze dönüştürülme kararı alınarak meydanımız özel proje alanı ilan ediliyor ve tasarım uygulamaları başlanıyor. 2015 sonrasında İstanbul genelinde bir dönüşüm yenileme kararı alınarak Kartal Meydanı Parkımızda bundan etkilenerek yeni bir tasarım anlayışına gelerek şu anki günümüzde görülmüş olan tasarıma dönüşüm yaşanıyor. Bir diğer analizme olan kentsel açık alan analizine baktığımız zaman burada öncelikle kentsel açık alan tanımını yapmış olduğumuz meydan, pazar yerleri, park, yeşil alan, çocuk oyun parkları, su kenarları, spor alanları, botanik bahçeler şeklinde ele aldığımız ve 0-1 hektardan büyük işlevsiz kentsel açıklar olan 9 sınıfta ele alınmıştır. Kendi çalışma alanımıza yakın çevresini oluşturduğumuz bir çalışma kapsamında karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan bu analiz sonucunda yüzeylik dağılımına baktığımızda da en büyük kentsel açık alana sahip bölgenin yaklaşık olarak %34 hektarlık alanında kendi çalışma alanımız olan Kartal Meydan Parkı'nın sınırları içerisinde bulunan Kordon Boyu Mahallesi çıkmıştır. Diğer mahallelerde bulunan kentsel açık alanlardan önemli farkı da şudur ki kullanım çeşitliliği sunabilmesi ve gerçekten önemli bir park alanlarına sahip olması olduğunu görüyoruz. Bir diğer çalışmamızda da yine bu az önce göstermiş olduğum kentsel açık alanlarda bir bölgelemeye gidilmiştir ve bu bölgelemeler 6 bölgeye ayrılarak arazi kullanımı katedimi ve doluluk boşluk kapsamında incelenmiştir. Bizim kendi çalışma alanımız yine de belirttiğim gibi birinci bölgede yer almaktadır. Diğer bölgelerden farkı yine dediğim gibi diğer bölgelerdeki kentsel açık alanlar konut yoğunluklarının bulunduğu küçük hektarlı bölgelerdir. Bizim kendi alanımız ticari merkezlerin bulunduğu sahilde yer alması açısından önemli bir aktiflik sağlamaktadır. Bu açıdan. Bir diğer boyutumuz olan insani boyutta ele aldığımız bir yöntem olan gözlem yöntemi ise hafta içi ve hafta sonu olmak şekilde iki şekilde ele alınmıştır. Hafta içi sabah öğlen akşam, hafta sonu da öğlen ve akşam saatlerinde alan incelenmiştir. Yapılan gözlemler kapsamında hafta içinde özellikle gördüğümüz gibi ulaşım modlarına yakın olması nedeniyle de geçici bir mekan olarak özellikle sabah saatlerinde işe gidiş gelişler açısından kullanıldığı görülmektedir. Öğlen saatlerinde aktivitenin ve kullanım kent profilinin çeşitliliğinin arttığını görmekteyiz. Özellikle kuzey-güney aksındaki yaya sirkülasyonu ekleyerek doğu-batı parklar arasında da bir yaya sirkülasyonu arttığı görülmüştür. Akşam saatlerinde insan yoğunluğunun daha da arttığını, özellikle doğu-batı yine parklar arasındaki sirkülasyon burada önemli oluyor. Bütün saatlerde de kullanım farklılıkları vardır. Skoter kullanımı, motosiklet kullanımı çünkü ticari birimleri yakınlık da söz konusudur meydanda. Hafta sonuna baktığımız zaman da çocukların özellikle aileleriyle vakit geçirdikleri, alanı bu şekilde kullandıkları, aktiflik kattıkları bir bölge olduğu görülmektedir. Bir diğer analizimizde de burada bu yapılan çalışmalar kapsamında sahil bölgesinden, cadde bölgesinden ve kendi bölgenizden ses ölçel uygulamalarıyla alanın gürültü düzeyleri ölçülmüştür. Uygulama kapsamında 60-70 desibel orta düzeyde, 70-80 desibel kötü düzeyde ve 80 üstü çok kötü düzeyde bir sınıflandırma yapılmıştır. Burada hafta içine baktığımız zaman sahilin çok kötü düzeyde olduğunu, cadde ve meydanın öğlen saatlerinde daha kötü olduğu, 3 noktada kötü düzeyde olduğunu görmekteyiz. Hafta sonunda da öğlen ve akşam saatlerinde sahil ve meydanın orta cadde kısmının da kötü düzeyde olduğu görülmüştür. Aydınlatma analizimizde baktığımız zaman da alan aslında orada yapılan sözlü görüşmeler doğrultusunda genellikle sakin ve güvenli olduğu söylenilmesine rağmen belirli noktalarda özellikle aydınlatma yetersiz kaldığı görülmüştür. Tüm yapılan bu çalışmalar kapsamında tekrar bir Kartal Meydanı değerlendirmesine baktığımız zaman gerçekten taktiksel kentleşmenin bir değerlendirilme kriterleri kapsamında ele alındığında Kartal Meydanı erişebilirlik açısından gerçekten önemli bir noktadadır. Aktivite ve kullanım
açısındakinden da önemli bir noktadadır. Belirli noktalarda değerlendirme kriterleri kapsamından yetersizlik gösteriyor. Bu noktada da taktiksel kentleşme uygulamanın bu bölgede yapılırken, uygulanırken tasarım amacı olarak uygulanmasında bu kriterlerin göz önünde bulundurulması önemli olacağı sonucuna varılmıştır. Bir diğer çalışmamızda müşterek mekan yapılan literatür çalışmalar kapsamında belirli bir sınıflandırmaya gidilmiştir ve toplumsal faydacılık, aidiyet, kent hakkı, çeşitlilik, farkındalık, katılımcılık ve eğitimsel kültürel mücadele şeklinde 5 temel sınıflandırmada ele alınarak taktiksel kentleşmenin genel örneklerini incelenerek kentsel açık alanlar tanımına göre sınıflandırılarak bir değerlendirmeye gidilmiştir. Burada yapılan örnekler kapsamında toplumsal faydacılık ilkesinin aktivite çeşitliliğinin sağladığını, atıl ve özellikle güvensiz alanları iyileştirme konusunda ve mekansal sürekliliği sağladığı görülmüştür örnekler incelendiğinde. Aidiyet kent hakkı kapsamında ele aldığımızda da kent içerisinde kullanıcıları tehlike oluşturan ve erişebilirliği zorlayan durumları iyileştirmek için taktiksel kentleşmenin bu açıdan önemli olduğu görülmüştür. Çeşitlilik açısından baktığımızda da farklı kentli profillerin kenti kullanıldığını, güven veren açık sosyal alanları içeren örnekler içermiştir. Katılımcılık açısından baktığımızda da kentlilerin sosyal bir kolektivite içerisinde üretim yaparak topluma fayda sağladığı görülmüştür. Eğitimsel açıdan incelediğimizde de kentteki kültürel tarihi anlamda yeni bir kültürel yaşam ve var olabilecek alanlar taktiksel kentleşmeyle ortaya çıkarıldığı görülmüştür. Yapılan tüm araştırmalar sonucunda baktığımız zaman kentsel açık alanlar taktiksel kentleşme ve müşterek mekanları değerlendirilebilmesi açısından gerçekten önemli bir noktadadır. Yapılan literatür çalışmalarla birlikte belirlenen parametreler doğrultusunda taktiksel kentleşme uygulamaları sürecinde kullanıcı mekan ilişkisi, mekanın yapısı ve çeşitlilik açısından değerlendirilmesinde yardımcı olmaktadır. Konut yoğunluğunun hızlıca artmasıyla başlayan kullanıcı mekan ilişkilerinin azalması noktasında taktiksel kentleşme uygulamaları alanlardaki sosyalleşmeyi arttıracak ve kullanım aktivite çeşitliliğini arttıracak. Buna bağlı olarak da taktiksel kentleşme gerçekten tasarım aracı olarak kullanılabilecektir. Kartal Meydan Parkı örneğinde yapılan taktiksel kentleşme uygulamasıyla kullanım potansiyelinin artması doğrultusunda müşterek mekana dönüşeceği bu çalışma kapsamında öngörülerden bir tanesidir. Buna bağlı olarak da Kartal ilçesi geleceğe yönelik örnek bir tasarım olması amaçlanıyor. Mekan kullanımlarının toplumun ihtiyaç, istek ve talepleri göz önünde bulundurularak geliştirilmesi, ekonomik sosyal açıdan katkılarının yanı sıra toplumun aktörlerinin katılımcılığı ve ortaklaşa hareket etmesi konusunda gerçekten bir işlenmesini sağlayacak noktadadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müşterim, biz çok teşekkür ediyoruz. Çok emek içeren bir çalışma gördüğüm kadarıyla. Gerçekten çok büyük bir emek var. Dün de Stavros Stavrides bizlerleydi. Müşterek mekanı ondan dinledikten sonra tekrar bu sunuşu dinlemek bizim için çok anlamlı oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu yüzden çalışmanız için. Gördüğüm kadarıyla canlı yayın üzerinden bir soru gelmemiş henüz. Fakat belki araştırmacılarımızın birbirine sorusu olabilir. Eğer araştırmacılarımızın birbirine bir sorusu varsa hızlıca onu alabiliriz. Var mıdır efendim soru? Doğrudan mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Evet, sanıyorum araştırmacılarımızın da birbirine bir sorusu yok. Bu 7. Kent Araştırmaları Kongresi sürdürülebilir, yaşanabilir, erişilebilir konut ve yaşam çevrelerinin son oturumuydu bildirilerle ilgili olan. Şimdi kapanış paneline geçilecek. 17-15'te kapanış paneli olacak. Kapanış panelinde görüşmek üzere diyorum öyleyse. Tüm emek veren arkadaşlarıma ve bildiri sahiplerine teşekkür ediyorum. Panelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.